Hangi takımı tutuyorum? Laf olsun diye Fenerbahçe'yi tutuyorum. Yani formalite icabı. Öyle fanatik falan değilim yani. Aklıma bir şey geldi. Bununla ilgili neyse. Evde nasıl zaman geçiriyorum? Güzel bir soru. Evde nasıl zaman geçiriyorum? Gelen çiçeklerime bakıyorum. Kendim göndermiyorum. Öyle bir şey okudum. Hiç alakası yok. Daha o kadar sıyırmadım yani. Kendime niye çiçek göndereyim? Kendime çiçek alırım. O ayrı. Genellikle örgü çok fazla yapıyorum. Resim yapıyorum. Kitap okuyorum. Bol bol yürüyüşe çıkıyorum. O bana mental olarak çok iyi geliyor. Böyle bir şey oluyorum. Kendime geliyorum. Kedileri besliyorum. Onlarla vakit geçiriyorum. Onların enerjisi. Bir de en bana iyi gelen şey ağaca sarılmak. Ağaçla konuşmak. Bana çok iyi geliyor öyle şeyler. Doğayla iç içe olduğum zaman kendimi buluyorum açıkçası. Bir de denize girsem çok rahat edeceğim. Bakalım inşallah. Çok yakında onu da yapacağız diye düşünüyorum. Narsist ya. Rap dinler misin? Yükselen ben değilim. Alçalan duvarlar. Merve ağaca sarılmak ne ya? Aa, hiç denedin mi? Kütüğe sarılmaktan iyidir. Baya. Kuzey Güney'den bir replik yapar mısın? Telefonlarımı niye açmıyorsun mu? İlk o geldi şu an. Çok pozitifsin. Sen bir de bana sor. Evet. Evet bence de iyi oldu şu an. Bana da iyi geldi bu canlı yayın şu an. Merveciğim, küçük sıralar Ayşegül rolünde bak her şey okuyorum. Cool'luk öğretmiştin. Bu hallerin beni üzüyor. Ne üzüyor ama? Sınav çalışı. Bir de sonra aşık olmaktan korkuyor musun? Yorum yok. Bilemedim. Bilemiyorum. Bilemiyorum arkadaşlar şu an. Bu soruya geçiyorum şu an. Kahve mi çay mı? Kahve, Türk kahvesi. Net. Net. El Clasico benim en sevdiğim şey. Hep rutinimdir. Her akşam mutlaka mutlaka o kahve yapılır. O keyif, o haz yaşanır. Toygar varken neden Selim? Ben yani senarist değilim yani. Senarist öyle o zaman uygun gördü. Öyle oldu yani hani. Normalde sorarsanız ikisini de seçmezdim, o ayrı. Çok tatlısın demiş. Biliyorum. Evet. Evet. Nima ile olan fotoğrafın hakkında gelen yorumları ne diyorsun? Milli gururumuz olarak görüyoruz seni. Teşekkür ederim. Adrian Lima benim Türkiye'de, ya Türkiye demişim, dünyada da en beğendiğim top kadın listemdeki sıralamada olan biri. O gün biraz şanslıydım. Işık benden yanaydı yani. Biraz şöyle vurmuştu aynen şu şekilde böyle. Bir de beyaz tenimin avantajı vardı herhalde. Ama o gün çok kasılmıştım gerçekten. Topuklu ayakkabımın içine
kağıt peçete koyup Adrenalin limanın boyuna yetişmek için elimden geleni yapmıştım mesela. Bir de biliyorsunuz benim klasik pozlarım var mesela. Onları falan. Onları çalışmıyorum. Onlar ruhumdan geliyor gerçi. Ruhumun yansımaları. Abla gibi. Botoks ama yaptırmıyorum öyle şeyler. İstemiyorum. Şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Olabilir ama istemiyorum yani yapmayı. Çok teşekkürler. Rujun neden üretimden kalktı? Çok güzeldi. O öyle yani, hayatta hiçbir şey sonsuza kadar gitmiyor. O kadar da ömrü. Güzeldi. İyi bir işti. Beni %100 tatmin etmedi açıkçası. O yüzden de çok da üzerine düşmedim biraz da. Ama güzeldi yani. Hoş bir tecrübeydi. Bu kadarmış ömrü. Güzel oldu. Gerçekleştirmek adına bunu da yaptım dediğim bir şey. Hani içim rahat o anlamda. Renk açısından da ve genel olarak da birçok iyi geri bildirim aldım. Kuzey Güney hakkında ne düşünüyorsunuz? Kuzey Güney bence Türkiye'de yapılmış en iyi işlerden biriydi. Ben de bunun içinde dahil olduğum için tabii ki şanslıydım yani. Güzel bir projeydi. Senaryosundan, yapımından, oyuncu kadrosuyla her anlamda. Geriye dönüp baktığım zaman hani seyirci gözüyle de beğendiğim işlerden biridir zaten. Hani hem kendim oynadığım için demiyorum. Gerçekten Türkiye'de hani kült dizilerden biridir. Yani insanların aklına kazınmasıyla samimi oluşuyla bizim halkımıza hitap eden bir projeydi. Asla yapmam dediğin şey çok güzel bir soru. Ne biliyor musun? Büyük konuşmamak. Ve ne söylediğine çok dikkat etmek. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Büyük konuşmam yani. Bir konuştuysam hep yaptım. Sizi kim ünlü yaptı? Of, çok uzun hikaye. Şöyle aslında. Ay, bu çok uzun. Bu soruyu es geçiyorum. Yeni dizi olacak mı? Yeni Rize'ye gittim mi hiç? Rize'ye gitmedim ama o bölgeyi çok merak ediyorum. Karadeniz vesaire. Yani görülmesi gereken Türkiye'de çok fazla yer var. Dünyada da gerçi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hamiye. Love you. Yakında dizi projesi var mı? Şu an net bir şey yok. İzlediğiniz yabancı dizi var mı? Şu anda şey izliyorum. Ne izliyorum? Şu an dizilerle filmlerle biraz ara verdim ya. Daha çok başka hobilerim var açıkçası. Nerelisiniz? İstanbulluyum. İstanbul. Dünyalıyım ben aslında. İstanbullu da değilim. Dünyadanım. Dershaneye gideceğim mi? Daha ne? O kadar da değil yani. Öğrenci
Olacağız da o kadar da değil be kanka. Pampa ne yaptın? Dershaneye gideceğim mi? Yok ben o konuda bana yetti zamanında. O zaman da gitmiyordum gerçi. Aklım başka yerlerdeydi. Ay, bu konuda kötü örnek değil mi? Ne gibi hobileriniz var? Ne yok ki ben hobi insanıyım. Yani her şey. Yeni deneyime açığım. Şu an şeye de başladım. Kanaviçe falan. Onlara da girdim. İnsan bir kere geldiği bir yerde yapabildiği noktada ki yapabilmeye de çok bilmiyorum ya. İnanmakla mı alakalı? Neyse kafa açmayacağım. İmkanları ve istekleri doğrultusunda yapabildiği her şeyi yapabilmeli ya da cesaret edebilmeli diye düşünüyorum. Boş yapma. Saçlar rastlama. Hayır değil. Düz benim saçlarım. Müzik aleti çalmak ister miydin? Çok merakım olmadı. Ama şey, piyano ve keman çalan kadınlara her zaman imrenmişimdir. Çok hoşuma gidiyor. Mesela ileride bilmiyorum hani daha öncesinde düşündüğümde hani çocuğum eğer olursa şayet sanatla ilgilenmesini ve o tarz sanat yani çok 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 önemli. İnsanın ruhu için, aklı için çok besleyen bir şey. Maddiyat lazım. Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Ben YouTube'da takip ediyorum. İsim verdim burada ama artık yapacak bir şey yok. Cebinde bilmem ne kadar doğru ama cebinde parası olmayıp dünyayı gezen insanlar var ya. Biraz da vizyon meselesi galiba bu işler ya. Ya da yürek meselesi. Senin sayende saçımı siyah boyadım. İyi yapmışsın hayatım. Neyi dinler misiniz? Çatağı yaptım mı? Yaptım. Net ama o kadar. Yaptım nokta. Yaptım. Yapmaz mıyım? Dönüm noktan dediğin kitap var mı? Şöyle. Klasiklerin çok şey kattığını düşünüyorum. Hayatı algılayış açısından genel olarak bakarsan. Kişisel gelişim kitaplarına da çok fazla ilgiliyim. Kuantum vesaire onlarla da çok bakıyorum. Yani her dalda şeyle ilgileniyorum ya. Her şey sana bir şey katıyor. Biraz belki kafan karışıyor falan ama bazen de diyorum bu kadar sorgulama ya. Allah aşkına yaşa yani boş ver falan dediğim çok oluyor kendime. Ama merak ediyorum, dayanamıyorum. O yüzden hepsi bana bir şey katıyor tabii ki. İster istemez. Bilimsel şeylerle de. Dur bakayım. En nefret ettiğin şey nedir? En nefret ettiğim şey. Yüzde makyaj var mı? Yok. Birazcık rimel var şu an. O kadar. Başka da bir şey yok. Düş anacım, düş. Düşebilirsin. Haklısın. Ben de olsam kendime düşerdim valla. Çok doğru. Düş tabii ki. Bir insanda dış güzelliğe mi iç güzelliğe mi önem verirsiniz? Kumral olmasına çok önem veririm. Kumrallık benim için
çok önemli. Yani kumral görünce bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. O yüzden kumral, kumral yani. Ona çok önem veririm. Tabii ki ilk etapta yani iç güzellik diye. Yalan söyler demeyeceğim. Herkesin tabii ki bu hayattaki algılayışı, bakış açıları çok farklı. Genelleme yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama ve lakin ben biraz ona bakıyorum yani hani ilk etapta. Saç rengi, ses tonu çok önemli ve beraber tutku, tutku şart. Beraber neler yapabiliriz? Onlara bakıyorum. Benim için ne kadar mücadele ettiği benim için çok önemli. Çok. Çok önemli. Beyaz olduğunuz için zıttınız mı istiyorsunuz? Bilmiyorum bunun sebebinin ne olduğunu ben de çözemedim ama biraz şey küçüklüğümden beri küçük sarışın çocuklar hep böyle bilinçaltıma mı yerleşti acaba? Çok hoşuma giderdi böyle. Herhalde öyle bir şeyler mi? Bilmiyorum. Esmer. Bilemedim. Yine büyük konuşmayayım. Neyse. Evet, son sorulara doğru geliyoruz. Teşekkür ederim. Bir ilişkide seni yoran ya da seni soğutan ne olur? Ben kolay soğuyabiliyorum galiba. Kolay şey yapabiliyorum. Kolay soğuyabiliyorum. Ama kolay vazgeçemiyorum. Nasıl bir çelişki bilmiyorum.